daha önce telefonunuzun gizli özellikleri ve uygulamalarına ilişkin videolar hazırlamıştık. Muhtemelen şu anda elimizde sizi şaşırtacak hiçbir şey olmadığını düşünüyorsunuzdur. Ancak durum öyle değil. Sizin için arkadaşlarınızı şaşırtabilecek ve vakit geçirebileceğiniz 5 yeni yaratıcı telefon uygulamasını hazırladık. Herhangi bir fotoğrafta sivilceler nasıl silinir, fotoğraflarınızı elle çizilmiş bir tabloya çeviren uygulama ve daha birçok uygulama bu bölümde. Başlıyoruz. Sivilceleri silen uygulama. Bu uygulama saniyeler içerisinde fotoğraftaki sivilce, leke ve yara izlerini hızlıca ve kolay bir şekilde siliyor. Sadece halkayı silmek istediğiniz yerin üzerine getiriyorsunuz. Alanı belirledikten sonra düğmeye basıyorsunuz. Geri kalan her şeyi uygulama kendisi yapıyor. Artık fotoğraflar üzerinde değişiklik yapmak için bilgisayar uzmanı olmaya gerek yok. Bu uygulama sayesinde fotoğraflarınız sanki üzerinde hiç oynamamış gibi kusursuz görünebilecek. Uygulama sivilceleri diğer program ve uygulamalardan daha kısa sürede ve daha iyi bir şekilde siliyor. Instagram'a atacağınız fotoğrafı öncesinde bu uygulamada kusursuz bir hale getirebilirsiniz. En önemlisi de silmek istediğiniz ve istemediğiniz lekeleri de seçebiliyorsunuz. Check My Age. Kaç yaşında görünüyorsunuz? Ya da göründüğünüzden daha genç misiniz? Yoksa daha yaşlı mı? Check My Age kaç yaşında göründüğünüzü yüksek kesinlik olasılığıyla belirleyen bir uygulama. Yaşınızı tahmin etmeye çalışan bu teknoloji, daha önceden sisteme yüklenmiş yüz binlerce örneğin algoritmasına dayanıyor. Bu algoritma yüz hatlarınızı inceliyor, çizgileri tespit ediyor ve elde ettiğiniz bilgiler doğrultusunda yaşınızı hesaplıyor. Fotoğrafı çekip yüklediğiniz zaman uygulama anlık olarak size sonucu bildirmekti. Bu uygulamanın yardımıyla istediğiniz herhangi birinin yaşını bulabilirsiniz. Yaş hesaplaması içinse iki seçenek bulunmaktı. İlk seçenek hemen selfie yapıp yüklemeniz. İkinci seçenek ise galeriden bir fotoğraf yüklemek. Scanner Translate. Bu uygulama kağıt üzerinde herhangi bir yazıyı, belgeyi, kullanma kılavuzunu, kitabı tarayarak sanal ortama aktarıyor. Ayrıca uygulama bu belgeleri 90'dan fazla dile çevirme imkanı da sunuyor. Belgenin fotoğrafını çekin. Tarama işleminden sonra dilerseniz birkaç dile çevirin. Dilerseniz belgeyi e-mail olarak gönderin. Ayrıca uygulamanın 40'tan fazla dilde çevirisinin sesli olarak dinlenmesi şeklinde bir hizmeti de var. Yazıyı taradığınız belgeyi düzenleme, kaydetme ve başka bir uygulamada saklama seçenekleri de mevcut. Belgeleri hangi uygulamada size daha kolay geliyorsa orada saklayabilirsiniz. Pix2Pix. Fotoğraflarınızı ve çizimlerinizi birer tabloya dönüştüren uygulama. Uygulama eskizlerdeki insan tiplerini tanıyarak onları adeta tabloda hayat veriyor. Tam olarak gerçekçi olmasa da çıkan görüntüler bir hayli komik ya da korkunç olabiliyor. Bu projenin tek özelliği değil. Birkaç ay önce internette korkunç bir kedi eksizi çizerek Pix2Pix'e tablolamışlardı. Aslında çiziminizi gerçekçi bir tabloya çevirmek basit. Eğer çiziminizi ekrandaki algoritmaya göre yaparsınız, uygulama çizdiğiniz şekli bir insan olarak algılayacak ve daha önce yapılmış binlerce çizim algoritmasına göre tamamlayacaktır. Şimdi size cinsiyetinizi değiştirebilecek uygulamayı anlatacağım. FaceApp. FaceApp akıllı telefonlar için insanların fotoğraflarında değişiklik yapabilen yeni bir uygulama. Bu uygulamanın yardımıyla genç arkadaşınızı yaşlı bir kadına, bir erkeği bir kadına ya da tam tersini yaparak eğlenebilirsiniz. Uygulamayı yükledikten sonra yapmanız gereken tek şey bir fotoğraf çekmek veya hafızanızda bulunan uygun fotoğraflardan birini yüklemek. Gereken tek şey fotoğrafta yüzünüzün net ve düz bir şekilde görünmesi. Fotoğraf yüklendikten sonra geriye sadece smiley simgesine tıklanınca çıkan filtrelerden birini seçmek kalıyor. Sonuçlar genelde mükemmel çıkıyor. Neredeyse sınırsız seçeneği var. FaceApp uygulaması sadece yaşlı veya genç haline getirmekle değil, cinsiyet bile değiştirebiliyor. Uygulama önce yüklenen fotoğraftaki yüzü tarayarak daha sonra sizin tarafınızdan yapılan efekti fotoğrafı uygulamaktı. iPhone'un gizemli arama ekranı.
iPhone kullanıcısıysanız birisi aradığında bazen kaydırma yaparak cevap verebiliyorsunuz. Bazense kabul et veya kabul etme şeklindeki iki butonla karşılaşıyorsunuz. Bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Aslında cevap oldukça basit. Eğer birisi aradığında telefonunuz kilitli durumdaysa kaydırma yaparak cevap vermeniz gerekiyor. Yani o ekranla karşılaşıyorsunuz. Fakat birisi aradığı sırada telefonunuz kilit ekranı durumunda değilse işte o zaman iki buton geliyor ve onlarla harekete geçiyorsunuz.